Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, eski eşine velayet davası açtı. Yalan beyanlarla çocukları elinden alınsın veya işte engelli çocuklara, ya bu çıkmayacak mı bunlar ortaya? Türk filmi mi çeviriyoruz yani? Ebru Şallı, geçen hafta iş insanı eşi Uğur Akkuş'la yaptığı Maldivler tatiliyle gündemdeydi. Ebru Şallı ile 2 yıl önce evlenen Uğur Akkuş'un 2018'de boşandığı Gonca Sağlam'a karşı yürüttüğü hukuk davası ise sürüyor. Akkuş son olarak eski eşine velayet davası açtı. Sağlam'la evliliğinden biri 5, diğeri 8 yaşında 2 çocuğu olan Akkuş, 22 Mart'ta İstanbul Anadolu Adliyesi 14. Aile Mahkemesi'ne başvurdu ve çocuklarının velayetinin kendisine verilmesini talep etti. Etiler'de bir AVM'de magazin hattı kamerasına takılan Gonca Sağlam'sa yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Uğur Bey, çocuklarınızın velayeti almak için size dava açtı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Valla bana sürekli dava açılıyor da dakikada 3 tane dava falan açılıyor. Çocuklarımla ilgili de evet var, bazı durumlar var sıkıntılı. Hatta 2 gün önce biz pedagog görüşmesine gittik. Ben zaten sürekli adliyedeyim ama artık bunlar benim canımı sıkmıyor. Çünkü hukuk okumaya başladım biliyorsunuz. Aynen. İnşallah 2 sene sonra bir avukat olacağım. Ve kendi davalarımda kendim bakıyorum. Çok iyi bir avukatım var Ayşegül Hanım sağ olsun ama yani 70-80'e yakın davam var. Düşünsenize 4 yıldır. Sağlam açılan velayet davasının detaylarını paylaştı. Bu son sevgili bayan avukat öyle bir iddiada bulunmuş ki, öyle bir dilekçe hazırlamış ki yani hani filmlerde bile yoktur böyle bir şey ya. Bu sefer şey demişler, avukat hanımlar benim için kısıtlı demişler. Ben de hani bilmiyorum, onun hukuksal terimini bilmiyordum, bu konuyu bilmiyordum yani. İşte avukatımla görüştüm, internete baktım nedir bu diye. Ve bana vasi atanmasını istemişler. Hani kısıtlı da fiili ehliyetinin olmaması durumuymuş. İşte hani ben çalışacak durumda değilim, kendime dahi bakamıyorum. İşte vesayet altına alınmam gerekiyor. Ablamlardan bir tanesi benim vasim olmalıymış. Benim bütün mallarıma tedbir konulmuş ve çocuklarım benden alınmalıymış. İşte böyle bir şey vardı, böyle bir dilekçe vardı. Devamında da şey diyor mesela, kendi kendine bakamaz ama bir sonraki paragrafta diyor ki güzelliğine çok meraklıdır, senede 20 defa estetik olur. Yani böyle birbirle çelişen cümleler dolu bir dilekçe, o kadar saçma şeyler var. Ha, çocukları bakıcıya bırakıp lüks tatillere gidiyor. En çok buna güldüm. Yani hiç daha doğduklarından beri... Hem engelliyim, hem senede 20 defa, 12 ayda 20 defa ameliyat oluyorum. Güzelliğime çok önem veriyorum. İşte dans ediyorum falan. Dans ediyorum diye bile hani Instagram'da veya işte şort giymişim. Ve bütün Instagram fotolarım zaten şeyde, adliyede. Hani niye böyle bir şey oluyorsa. Gonca Sağlam yuvasını yıkmakla suçladığı Ebru Şallı'ya artık kızgınlığının kalmadığını söyledi. Benim bütün fotoğraflarım. Bilmiyorum takip ediyorum etmiyorum. Takip ettiğini ben. Aklım pek bir şey düşünmüyorum artık ama şey, bundan bakıyor herhalde. Bu yıllardır hayatımız adliyede geçiyor herhalde. Yılda kaç defa adliyeye gidiyorsunuz? Yılda mı, günde diye sorun bence. Bu kadar dava açmalarının sebebi ne? 70-80 tane dava dediniz. Hani sizi yıldırmaya mı çalışıyorlar? Mağdur etmeye çalışmak ama ben mağdur olmam. Benim hani en yumuşak karnım çocuklar ya, hani onlar konusunda hassaslık, benden alamazlar. Yani bu kadın dans ediyor diye hani çocukların elinden alınsın veya işte tatile çıktı yalan beyanlarla çocukları elinden alınsın veya işte engelli çocuklara, ya bu çıkmayacak mı bunlar ortaya? Türk filmi mi çeviriyoruz yani? Sağlam, faili meçhul Instagram hesaplarıyla hakaret ve iftira suçu işlediği iddiasıyla kendisinden şikayetçi olan Ebru Şallı'ya karşı dava açmayı da düşünmediğini belirtti. Şallı, geçen yıl evlat acısıyla sararmıştı. Evet, tedbir kararı aldırtmıştı ama o şeye göre almıştım. Instagram'daki bütün olumsuz negatif yorumları ben yaptırıyormuşum diye savcılar şikayette bulundu. Ben de ifade vermeye gittiğimde dedim ki lütfen araştırılsın, çıksın. Hala o araştırma sürüyor. Sonucunu ben de bekliyorum bakalım. Sonucunu da mutlaka sizlerle paylaşacağım. Çünkü bu da bir iftira. Yani ben niye bununla uğraşayım? Yani ben niye olumsuz yorumlar yaptırayım? Karşı dava açtınız mı? Yok ya, olur mu o şu an? Yani ona ne yaparsa yapsın, dava açılacak bir durumu yok. Ne yaparsa yapsın, hiçbir şekilde ben buna dava da açmam. Onu hiçbir şey de söylemem şu aşamadan sonra. Onun yaşadığı şeyin bir tarifi ve geri dönüşü yok. Öte yandan Ebru Şallı'nın Gonca Sağlam hakkında yaptığı savcılık şikayeti takipsizlik kararıyla sonuçlandı. Savcılık, Sağlam'ın atılı suçu işlediğine dair kamu davasının açılabilmesi için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediğini hükmetti. Sorun bulu hayatın kaçırma.